1. 2. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 232 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 232A, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. Cevap, sosyal, tarihi, Hürrem Sultan, yaralı geyik, Midas'ın altınları. 1. 1950 sonrası Türk tiyatrosunda işlenen konularda bir çeşitlilik söz konusudur. Bazı eserlerde bireysel, bazılarında sosyal, bazılarında da tarihi konular işlenmiştir. Orhan Asena Hürrem Sultan adlı eserinde Kanuni dönemindeki Osmanlı'yı, Necati Cumalı, Yaralı Geyik adlı eserinde ideallerinin peşinden giden Duran karakterini, Güngör Dilmen ise Midas'ın Altınları adlı eserinde bireysel tutkularının esiri olan ve dokunduğu her şeyi altına dönüştürerek halkı da tutkularına alet eden Kral Midas'ı anlatmıştır. B. Aşağıda numaralar ile verilen eserleri harf ile verilen yazarlar ile eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız. Cevap, Ç, D, C, E, A, B. C, aşağıdaki açık uçlu soruların cevabı, ne ilgili alana yazınız. 3. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarından olan sanatçı, edebi çalışmalarına 1939'da şiirle başlamıştır. 1955'ten sonra şiiri, hikayeyi, tiyatroyu, romanı birlikte yürütmüştür. Yazdığı bütün türlerde şiirsel bir üslup kullanmıştır. Eserlerinden bazıları Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Güzel Aydınlıktır. Yukarıda kısaca anlatılan Cumhuriyet dönemi sanatçısının adını yazınız. Cevap, Necati Cumalı. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 232 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.